Paketli ürünlere baktığınız zaman paketli ürünlerin üstünde 2 sene kullanma ömrü yazıyor. Bakliyat 2 sene normalde dayanmaz. Kesinlikle dayanmaz. Bunun 2 sene dayanabilmesi için mutlaka ve mutlaka çok büyük ilaca maruz bırakmanız lazım ki dayansın. Şimdi marketlerin bütün hepsinde paketli ürünler var. Onların hiçbirinde böceklenme olmuyor. Yani insanlar artık cahil değil. İnternet diye bir şey var. İnternetten artık bütün her türlü bilgiye sahip olabiliyoruz. Şimdi oradaki paketli ürünlerin bütün hepsi haddinden fazla ilaca tabi tutulduğundan dolayı 2 sene orada rafta durabiliyor. Ve zerre-i miktar bozulmuyor. Ama biz açık bakliyat satıyoruz. Bizimki 1 yıl olmadan böceklenme yapıyor. Ha biz böceklendikten sonra bu ürünleri satmıyoruz. Ama bizim ürünümüz böceklendiği için kötü mü? Ben kesinlikle kötü olduğuna inanmıyorum. Çünkü bizim sattığımız ürünlerin hepsini biz kendi evimizde rahat bir şekilde yiyoruz. Böceklenen ürünümüz de var. Biz bunları da biz evimizde rahat bir şekilde tüketiyoruz. Buna yeterli miktarda ilaç yapılmış olsa, çok ilaç yapılmış olsa bunlar da böceklenmeyeceğini ben biliyorum. Ben 81 yılından beri bu ticareti yapıyorum. Yani 37 seneden beri. Az çok bakliyatla alakalı bildiğim şeyler var. Yani biz bunları böceklendirmemeyi biliyoruz. Ama böceklendirmemenin tek yolu bunlara zehir vermektir. Bu vermiş olduğunuz zehri de insanlara satmak demektir. Ya vatandaşlara benim önerim kesinlikle ve kesinlikle açık ve yerli ürün alsınlar. Yerli diyorum bakın. Çünkü dışarıdan gelen ürünlerin bütün hepsi haddinden fazla ilaçlanıyor. Bakın haddinden fazla diyorum. Ve marketlere gittikleri zaman insanlar baksın ya. Yani alıp hemen sepete atmasınlar. Ürünün menşeinin ne olduğuna bir baksınlar. İthal mi yerli mi? İthal geliyorsa bu ürün bunun Türkiye'de dayanabilmesi için mutlaka ve mutlaka bunun içerisine zehir katılıyor. O zehir de o raf ömrünü uzatıyor ve insanlar onu aldığı zaman o zehri yemek zorunda kalıyorlar. Bu ürünlere böceklenmemesi için yapmamız gereken en sağlıklı durum serin yerde muhafaza edeceğiz. Şimdi her bakliyatın içerisinde zaten o böceklerin şeyi var, yumurtaları var. Bu yumurta ne zaman açığa çıkıyor? Gerekli ortamı sağladığınız zaman çıkıyor. Bu da nedir? Sıcak bir ortam. Alın bizdeki ürünü, kalorifer peteğinin altına koyun. 3 gün, 5 gün sonra böceklenmeyi kesinlikle göreceksiniz. Bakın kesinlikle diyorum. Onun için serin yerde muhafaza ettiğiniz müddetçe hiçbir bakliyat ürünü böcek yapmaz. Ama dediğim gibi serin yerde muhafaza etmek şartıyla. Sıcak yerde olduğu müddetçe de gerekli ortamı biz sağlamış oluyoruz. Sıcakta da içindeki yumurtalar canlanıyor. O canlanan böcekler de açığa çıkıyor. Turşuluk tuz var mı? Var ablacığım. Şunu geçeyim mi? Ne kadar olsun abla? Yarım kilo alayım ya.